Anadolu medeniyetlerine geldik. Anadolu güneşin doğduğu yer demek. Birçok medeniyet Anadolu'da yaşamıştır arkadaşlar. Niye diye soracak olursanız bereketli topraklara sahip, tarım anlamında elverişli, iklimi gayet uygun ve yaşam için çok fazla arkadaşlar akarsuyu var vesaire. Bu tarz nedenlerden dolayı Anadolu'da farklı farklı medeniyetler kurulacaktır. Bunlardan bir tanesi ise Hititler olacak. Özellikle Kral Labarna tarafından başkent Hattuşaş'ta kurulacak. Yani günümüz Çorum'da kurulmuş olacak. Bu medeniyet ne diyoruz? Çorum diyoruz. Tabii bu Hititler nereden geldi Anadolu'ya diye soracak olursanız Hititler milattan önce 2000'lerde Kafkaslar üzerinden Anadolu'ya yerleşecekler. Fakat Hititlerin önemli bir olayı nedir arkadaşlar? Suriye toprakları için bunlar Mısırlarla mücadele edecekler ve ardından tarihte bildiğimiz ilk antlaşma olan Kadeş Antlaşması imzalanacak. Tabii bu savaşın kazananı, edeneni vesaire net bir bilgiye sahip değiliz. Dini anlamda çok hoşgörüye sahip. O yüzden çok tanrılı, hatta bin tanrı ili olarak da adlandırılmış bir yerdir Hitit ülkesi arkadaşlar. Baktığımız zaman bunlar yaptıkları her şeyleri tanrılarına hesap verme adına yapıyorlar ve her şeyi kayıt altına alıyorlar. Ve diyorlar ki biz yanlış yaparsak, doğru yaparsak, ne yaparsak yapalım, bizim bunları nesnel bir şekilde kayıt altına almamız gerekiyor. Bunları anallara yazacaklar ve anallar da biz tarihçiler objektif tarihçiliğin de başlangıcı olarak da kabul edeceğiz. Anadolu'da ilk defa hukuk kurallarını yazılı hale getirecekler. Bakın bu önemli. Zaten Hititler çivi yazısını kullanmışlardır arkadaşlar. Bilginiz olsun ve aile, kamu, mülkiyet, ticaret, borç, ceza gibi alanlarda kanunlar yapmışlar. Yani aslında medeni kanunlar yapmışlar arkadaşlar. Bu önemli. Medeni kanunları Hititler yapacak. Hititler arkadaşlar devlet işlerinde, yani kral dışında bir meclisleri var. İsmi de Pankuş. Bu Pankuş bir nevi danışma meclisi gibi düşünebilirsiniz. Ve kraldan sonra kim geliyor? Kralın eşi Tavannanna, yani bir nevi kraliçe geliyor, ön plana çıkıyor. Arkadaşlar bu yer Çorum'da. Hititlerden kalan güzel şehir var. Bir Çorum'da gezmek isteyen arkadaşlara tavsiye ederim Hititleri. Geldik Urartulara, Doğu Anadolu'ya gidiyoruz. Başkentleri Van Tuşba'dır bu Urartuların arkadaşlar. Tabi kendilerine göre, inanışlarına göre mezarlarını ev ve oda şeklinde yapacaklar. Ve tarım ve hayvancılığını da geliştirmek için arkadaşlar bu çok önemli, Şamran kanalını yapacaklar. Zaten bir yerde kanal varsa tarımsal çalışmada var yorumu yapabiliriz ve su kanalları, bentleri önemli. Bunlara hakikaten arkadaşlar o dönemde doğunun kuyumcuları da unvanını vermişler. Taş işçiliği, maden işlemeciliğinde de ileri bir seviyede bir medeniyettir. Ve günümüzde mesela ulaşan mimari eser olarak arkadaşlar Van Kalesi önemli mimari eserlerindendir. Çavuştepe, Altıntepe, Toprakkale de yine Urartulardan kalmıştır. Lidyalılara geldik. Evet, para para para. İşte parayı icat eden ilk uygarlık ne diyoruz? Lidyalılar. Bu önemlidir. Lidyalılar parayı buldu. Ne ortadan kalkıyor? Takas ticareti ortadan kalkıyor ve bu önemli. Ayrıca kral yolunu yap, bak kral yolunda yapmış oldukları ticaret diyoruz. Yani şu anlama geliyor. Kral yolunu daha önce Lidyalılar yaptık diyorduk ama öyle bir şey yok. Kral yolunu arkadaşlar inşa edenler, yeni bilgi bu, Persler olduğunu öğreniyoruz. Ve ne yapıyorlar? Kral yolunu kullanarak aslında bir nevi batıdaki kültürü bunlar doğuya, yani Mezopotamya'ya taşıyorlar arkadaşlar. Bunun dışında dericilik, dokumacılık, maden işlemeciliği, çömlekçilik ve kuyumculuk da uğraşmış olacaklar. Ayrıca bunlarda para var fakat arkadaşlar huzur yok. Niye? Bunlarda düzenli orduları ücretli askerlerden oluşuyor. Bu önemli. Ücretli askerler para varsa savaşır, yoksa savaşmaz. O yüzden Lidyalılar çok uzun süre yaşamayacaklar. Çünkü ruhlarını ortaya koyan askerleri yok. Para için savaşıyorlar. Geldik.
Hani diğer Anadolu medeniyeti Frigler arkadaşlar. Frigler Ege göçleri sonucunda Boğazlar yoluyla yine arkadaşlar Anadolu'ya gelen Trak kökenli kavimlerdendir arkadaşlar. Ve Kral Gordion döneminde, bunu ne diyoruz? Gordion diyeceğiz arkadaşlar. Gordios da diyebiliriz. Ankara Polatlı yakınlarında devletlerini kuracaklar. O zaman Frigler nerede kurulmuş? Ankara Polatlı'da. Ve tarım ve hayvancılığı koruyan ve çok sert kanunlar yapmışlar. Hatta ne demişler? Saban kırdın, öküz öldürdün, cezan ölümdür. Çünkü bunların temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Ve dokumacılıkta ileri seviyeye gidecekler ve geliştirecekler. Ardından yaptıkları halılara da Frigler ne diyecek? Tapates, yaptıkları halı ve kilimlere bu adı verecekler. Ve ardından bunların önemli bir tanrıçaları var arkadaşlar. Bu tanrıça sonbaharda ölüp ilkbaharda dirilir. Bunun ismi Kibele'dir. Bakın, Kibele tanrıçaları önemli. Ardından kendilerine ait yığma, tümülüs mezarlar var ve fibula dediğimiz çengelli iğnelere sahip arkadaşlar Frigler. Fab dediğimiz hayvan konuşturma sanatının da ilk örneklerini yine Friglerde görüyoruz. Friglerde ayrı bir medeniyettir. Bunların da meşhur bir kralı var. Kepçe kulaklı Midas diye bir kralları da vardır arkadaşlar. Evet, İyonlar. Aslında İyonyalılar biraz daha kültürel yönde, bilimsel yönde ön plana çıkaran, böyle Ege hattı boyunca kurulan bir uygarlıktır. Baktığımız zaman milattan önce 1200'lerde arkadaşlar Akalar tarafından kurulacak bu uygarlık. Bu da şehir devletleri halinde yönetilecek. Yani siyasi birlikleri yok. O yüzden önemli şehir devletleri Efes, Milet, Foça, Simra gibi arkadaşlar önemli şehir devletleri var ve bu devletler çok büyük gelişmeler sağlamıştır. Özellikle Efes'e gittiğinizde önemli mimari yapılar var arkadaşlar. Muhakkak gidin, muazzam bir şehir inşa etmişler. Anadolu uygarlıkları içerisinde demokrasi ile yönetilen tek medeniyettir. Düşünün, milattan önceden bahsediyoruz ama demokrasi var. Lidyalılar kral yolunda ticaret yapmalarına izin vermemiş bunların. Üzücü değil mi? Bunlar da ne yapıyorlar biliyor musunuz? Deniz ticaretinde gelişiyorlar. Akdeniz ve Karadeniz'de çeşitli koloniler kuracaklar ve bilim ve kültür alanında ileri seviyeye ulaşacaklar arkadaşlar. Şimdi bilimde ilerlediler. Ne oldu? Bilimde ilerlemelerinde ne etkili olacak? Bir, kolonilerden gelen kültür akışı. Bu merak uyandıracak onlarda. Kral yolunun bitiş noktasında olmaları, yani çok bir öneme sahip olmamaları, bir de Lidyalıların onlara müsaade etmemesi. Özgür düşünce, bakın, eğer bir yerde bilim varsa özgür düşünce vardır. Refah seviyesinin yüksek olması ve Anadolu medeniyetleriyle sürekli etkileşim halindeler. O aralar ticaret yapılıyor arkadaşlar. Önemli bilginlerimiz var. Bunlar kimdir? Hipokrat yeminini duydunuz. Hep tıpçılar yemin eder bu. Herodot bizim tarihin babası. Kendisi Bodrumludur. Thales, Pisagor, Heraklitos, Diyones, Xenofon, Anaximandros, İonya'da yetişen önemli bilim insanlarıdır. ÖSYM'de çıkmış soru 2016'da. Bu bilgilere göre Anadolu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Anadolu, göç ve ticaret yollarının üzerinde bulunması, iki kıtayı birbirine bağlaması, iklimin elverişli ve toprakların verimli olması gibi nedenlerden dolayı tarih boyunca birçok kültüre ev sahipliği yapmış. Anadolu ile ilgili aşağıdaki hangisi söylenemez diyor. Yerleşme uygun mu? Evet, anlattık. Zengin yeraltı kaynakları. Kalsın bakalım. Bu bilgi diyor. Bakın, soruda bilgiye dikkat edeceğiz. Kültürel etkileşim yoğun oldu. Evet, önemli ticaret yolları üzerinde. Tarıma elverişli oldu. İklime elverişli. Haliyle tarıma da elverişli. Topraklar verimli. Jeopolitik konumunun önemi önemli ticaret yollarının üzerinde olması. Ama yeraltı kaynakları, o dönemde insanlar yeraltı kaynakları zengin olduğu için bir yere yerleşmezler. Devlet bu kurulmaz. Bu daha çok yeraltı kaynakları, böyle daha çok teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan bir ifadedir. Evet, 2013 LYS'de ne çıkmış? Bakalım, yukarıdaki diyalogda söz edilen uygarlık hangisidir? Evet, uygarlığın özelliğini vermiş. Gökçen siyasi birliklerini M.Ö. 750 yıllarda kurmuş, tarım ve hayvancılıkla uğraşmıştır. Okuyalım.
tarım hayatlarında önemli bir yer tutmuştu. Öyle ki bereket tanrıçasına Kibele. Bakın anahtar kelime. Hop Kibele'yi bulduk. Ayrıca tarımı korumak için özel kanunlar çıkarmışlardır. Orhan bu devletin merkezi Ankara'dır. Bakın devletlerin nerede kurulduğunu bileceksiniz arkadaşlar. Bakın bu bileceğiz. Şimdi bakalım Kibele'yi zaten biliyoruz. Ama şehirden nasıl çıkaracağız? Biz Lidya dedik. Lidya neredeydi? İzmir tarafında arkadaşlar. Tamam mı? Hitit Çorum merkezde. Firik Ankara. Cevabımız çıktı zaten. İonya yine Ege bölgesinde vesaire şehir devletleri halinde yönetilmiş. Urartu Van. O yüzden cevabımız Bursa olacaktır. Evet, kadim bir medeniyete geldik. Mısır. Evet, çok böyle gizemli bir medeniyet. Bakın piramitleri var, mumyaları var vesaire. Hep böyle duyuyoruz. Halen piramitler çözülmüş değil. Halen araştırılıyor, gizemini koruyor. Mısır medeniyetine baktığımızda arkadaşlar, Mısır medeniyeti mesela ilk çağlardan büyük medeniyetlerden biri. Nil Nehri etrafında kurulmuş bir medeniyet. Hatta Mısırların aslında bir medeniyet kurmasının temel nedeni Nil Nehri'dir. Nil Nehri Mısır'a hayat vermiştir arkadaşlar. Mısırlar tabi baştan Kral Menes döneminden önce şehir devletleri halinde yönetiliyorlar. Kral Menes'le birlikte ne yapıyorlar? Nom adı verilen siteler ortaya çıkıyor. Şehir devletleri ortaya çıkıyor. Ve Kral Menes döneminde ortadan kalkıyor. Kral Menes döneminde siyasi birliklerini sağlıyorlar. Etrafında arkadaşlar dağ, deniz, çöl gibi doğal korunaklar var. O yüzden Mısır medeniyeti kendine özgün bir medeniyettir. Dikkat edin. Diğer medeniyetlerle bir etkileşim söz konusu değil. Firavunlar arkadaşlar Mısırlarda tek otorite. Hem dini hem de siyasi otorite. Hem kendilerini tanrı olarak da görüyorlar. Yani tanrı kral yönetimi var Firavunlarda. Ve Mısır uygarlığında tabi ahiret inancı olduğu için aynı zamanda mumyacılık da var. Yani firavunlar kendilerinin tekrar dirileceğine inandıkları için mumyalanmasını istiyorlar ve mumyalanıyorlar. Bu mumyacılık zamanla eczacılık, tıp gibi durumları, bilimleri geliştiriyor. Anıt mezarları var arkadaşlar. Mesela kimyada, edebiyatta, resimde gelişiyor bu Mısırlılar. Bunun dışında Mezopotamya ve Anadolu'daki kadar da gelişmemiş bir durumları söz konusu elbette. Şimdi bakıyoruz ölümden sonraki hayat insanları hazırladığı için diyoruz ve bunları hemen hızlı geçiyoruz. Arkadaşlar mimari, astronomi, matematik ve tıp alanında da ilerlemiştir diyeceğiz. Ayrıca bakın bu çok önemli. Güneş yılı takvimini bulmuşlar. Güneş yılı takvimi neydi? Miladi takvimin temeliydi arkadaşlar. Bunu bileceğiz. Firavunlar arkadaşlar kendileri için anıt mezarlar dediğimiz piramitler inşa edecekler ve bu piramitler çok fazla. Şimdi Keops, Mikerinos, Kefren gibi önemli piramitleri var. Çünkü bunlar çok daha büyükler. İrili ufaklı piramitler de var. Halklar içinde labirentler inşa ediyorlar. Hieroglif resim yazısı var arkadaşlar. Böyle resimlerle, görsellerle semboller oluşturmuşlar. Ardından da papyrus adı verilen yapraklara bunlar arkadaşlar. Böyle bitki liflerinden yapılan, bitki yapraklarından yapılan kağıtları var. Ve bu da yazının aslında taşınabilir bir hale gelmesini sağlayacaktır. Mısır uygarlığı ile ilgili bunları bileceğiz arkadaşlar. İlk çağda coğrafya ve iklimin insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisi. Yani bu ne oluyor? Bu dönemde insanlar arkadaşlar, kavimler göç ediyorlar. Bu göçlerin hem siyasi nedenleri oluyor, hem toplumsal nedenleri oluyor, hem ekonomik nedenleri oluyor. Birçok neden, sağlık nedenlerinden dolayı, hastalıklardan dolayı bilene göçler zaman zaman gerçekleşebiliyor. Ege göçleri bunlardan en önemlisi. Ege'deki kitle bir göç halinde. Biz bunları aynı zamanda deniz kavimleri hareketi de diyoruz. Ege göçleri diye gelmez de deniz kavimleri hareketi olarak da gelebilir. Tabi Ege bölgesinde yaşayan insanlar daha dağlık, tarıma elverişsiz, zor bir coğrafyada yaşıyorlar arkadaşlar. Ve bu yüzden haliyle ilk olarak göç ediyorlar. Yunanistan'dan Ön Asya'ya dediğimiz Anadolu'ya doğru bir göç alıyor arkadaşlar. Ve bu göçler tabi Mısır devleti gibi güçlü devletlerin ve Hitit devletleri gibi devletlerin de yıkılmasında etkili olacaktır. Bunları bilelim. Ege'den göç ediyorlar Anadolu ve Mısır'a kadar. Amuru yani Babil göçleri Mezopotamya'da gerçekleşen göçler arkadaşlar. Bu da M.Ö. 3000'lerde gerçekleşecek. Arabistan'dan Filistin ve Suriye çevresine göçler gelişecek arkadaşlar. Elamlarla birlikte de daha sonra Sümer devletini yıkacaklar Babiller.
Akat göçleri arkadaşlar, Akatlar da yine Sami kökenli Mezopotamya uygarlıklarından biri. Onların da göçleri gerçekleşecek. Daha çok arkadaşlar Suriye'den Fırat Nehri izleyerek Sümer ülkesine doğru göçler gerçekleşiyor. Baktığımız zaman Babil'de, Akat'ta Sümerlere göç etmeleri nedeni iklimleri daha uygun, yaşama daha elverişli olmasıdır arkadaşlar. Akatlar yine Sümer kent kültürünü özümsemiş ve Sümerlerden etkilenecekler. Hurilere baktığımızda Huri göçleri ise arkadaşlar bunlar da Mezopotamya ve çevresine milattan önce 3000 yılının sonlarında büyük göçler oluşacak ve kuzeyden gelen Huriler bir nevi Doğu Anadolu, Orta Fırat Havzası ve güneyde Filistin'e kadar geniş bir alanı yayılacak. Göçleri ise, Frigler biliyorsunuz daha çok şeyde yaşıyorlar, Ankara merkezi bir uygarlık. Frigler Makedonya ve Trakya bölgelerinden Boğaz yoluyla Anadolu'ya gelecekler. Ankara'da duracaklar. İç Asya göçleri, daha çok biz bunlar Türk göçleri diyeceğiz. Türkler ne yapıyorlar? Orta Asya'dan dünyanın birçok bölgesinde göç edecekler. Türklerdeki bu göçün nedenlerini hemen kısaca sayalım arkadaşlar. Birincisi siyasi, Çin'le çekişmeler, boyların birbiriyle anlaşamaması, ekonomik durum, işte çoraklık, iklimin elverişsizliği, hayvan hastalıkları vesaire vesaire birçok nedenden dolayı Türkler göç edecekler. Tabii göç ettikleri bu kıtalar 3 kıta olarak düşüneceksiniz. Hem Avrupa'ya göçler olacak, hem Anadolu'ya olacaklar arkadaşlar. Hem Orta Asya kısmının alt kısmına doğru Hindistan bölgesine kadar bir göçler gerçekleşecek arkadaşlar. Tabii baktığımız zaman ilk çağda örnekleri olarak Filistin bölgesinde Yahudi sürgünleri ve Hristiyan Roma baskısından kaçmaları da gösterebilir. Aynı zamanda şunu demek istiyor aslında. Dini göçler de vardır, insanların başka yerlere göç etmesinin bir nedeni olarak da görebiliriz. Ama İç Asya göçleri dediğimizde aklınıza Türk göçleri gelsin arkadaşlar. Takvimin kullanılmasına öncülük eden medeniyetler aşağıdakilerden hangisi duruyor? İnsanlar tarih akışı içinde zaman ölçüsü olarak çeşitli takvimler kullanmıştır. Bakalım, öncülük eden iki medeniyetimiz var zaten. İlk olarak zaten takvimlere başlamadan önce ondan bahsediyoruz sizlere. Hitit Roma demeyeceğiz. Mısırlar, İbraniler demiyoruz. Sümerler, İbraniler demiyoruz. Mısırlar olabilir. Asurlar demiyoruz. Mısırlar hatırlarsanız Ayyalı. Sümerler Ayyalı arkadaşlar. Çok pardon. Mısırlar ise güneş yılı takvimini bulmuşlar. O yüzden öncülük eden iki medeniyetimiz var ise onlar da Sümerler ve Mısırlardır. Evet, ilk çağın tüccar toplulukları, ticaretle uğraşan toplulukları, bunları bilelim. Fenikeliler Ön Asya'da kurulmuş dedik. Soğutlar var o Türkistan'da. Lidyalılar zaten parayı bulmuştu. Asurlar Mezopotamya'ydı. Bakalım Fenikeliler, hatırlarsanız anlattığımızda Lübnan'ın dağlık böyle engebeli yerlerinde yaşıyorlar. O yüzden deniz ticaretinde çok gelişecekler. Ve bunlar cam, fil dişi, mor ve bu sedir gibi ürünlerin hep ticaretini yapacaklar. Ege ve Akdeniz'de arasında da yine taşımacılık yapıyorlar kültürel anlamda. Soğutlar ise Horasan ve Mavenihanı dediğimiz Türkistan bölgesinde yaşayacaklar. Soğutlu tüccarlar meşhurdur. Özellikle ipek yolunu çok kullanacaklar. Kara ticaretinde gelişiyorlar. İpek, köle, mücevher ve misk, güzel kokular o dönemde de yine taşınıyor. İlk çağın tüccarları olarak da tanınmışlardır. Türk toplumunun siyasi ve kültürel açıdan da etkileyeceklerdir. Zaten etkileşim halinde olan topluluklar farklı topluluklardan etkilenip farklı toplulukları etkileyebiliyorlar. İlk çağın da siyasi gücün kaynakları ve siyasi organizasyon türleri, ilk olarak insanlar nasıl başlıyor, nasıl devletler kuruluyor, şehirlere nasıl gidiliyor, bundan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz arkadaşlar, insanlar ilk olarak avcılık, toplayıcılık olarak başlıyorlar ve klan adı verilen bir grup örgütlenme biçimleri var. Zamanla arkadaşlar tarım başlıyor. Tarım başlayınca yerini kabile konfederasyonuna bırakıyor. Biraz daha insanlar daha farklı bir örgütlenme oluşuyor. Sonra coğrafi ve iklim hayat tarzlarını şekillendirmesiyle bu sefer köyler ve kabile konfederasyonları arkadaşlar şehir devletlerini oluşturuyor. Bakın, şehir devletleri. Daha sonra arkadaşlar kabile konfederasyonları Mısır'da nom dediğimiz şehir devletleri, Yunanistan'da polis, Sümer ve Fenikeler'de sit adı verilen şehir devletlerini oluşacaktır.
Hitit, Frig, Lidya, Urartu, Babil ve Akkad gibi devletler arkadaşlar kabilelerin birleşmesiyle oluşacaktır. Bakın kabileler bir araya gelecek ve bu devletleri oluşturacaklar. Evet, şimdi krallar gücünü nereden alıyor? Bu çok çok önemli. Sen bir yerde gücünü alıyorsan o dönemde bir dayanağın olmalı. O dönemde genelde dayanak nedir? Dini etkenlerdir. Baktığımız zaman ilk çağda krallar itaat edilmesi için ne yapıyorlar? Merkezi otoritelerini güçlü tutmak istiyorlar ve bakın dine dayandırıyorlar ve meşruiyet kaynağını tanrısallaştırıyorlar. Bazı krallar kendilerini tanrı ilan ediyor. Şimdi bakalım Pers kralı demiş ki Kiros Babil'i fethettiği zaman kendisini Babil'in tanrısı Marduk'un varisi ilan etmiş ve halkın saygısını kazanmış diyor. Bunun dışında mesela gücü tanrıda alınan inanan Hitit krallarının emirleri tanrının emriymiş gibi kabul edilmiş. Sümerlerde Ensi veya Patesi adı verilen rahip krallar var arkadaşlar. Bunlar da tanrıdan aldıklarına inanıyorlar. Şehinşah dediğimiz Pers kralları Ahuramazda'dan alıyor yetkilerini ve güçlerini dayandırıyorlar. O yüzden halk bu tarz durumlarda daha çok itaat ediyor. İlk çağ medeniyetlerinde tabi gücün kaynağı olarak dinin yanında da yöneticilerin soy kavramı da önemli. Belirli bir soya aitsen daha çok ön plana çıkıyorsun. Mesela Hazreti Muhammed döneminde bize Kureyş ailesi, belirli aileler var ve bu aileler soylu aileler. O yüzden sözü daha çok geçen aileler arkadaşlar. O yüzden mesela Asurlarda kral zorla başa geçse bile ne kendinden önceki krallarla akrabalık bağı kurma gayreti içinde olmuştu. Bu bağı ispatlamak zorunda kalacaklar. Ne yapacaklar? Diyecekler ki ben şu X kralın soyundan geliyorum. İşte buraya dayanıyor vesaire. Halk tabakasında da bu önemli bir figür. Şimdi siyasi gücün maddi kaynaklarına baktığımızda coğrafi özellikler, hayat tarzı, soy dayanışması, askeri güç maddi kaynakları olacaktır. Evet, hukuk sistemi oluşturmasında etkili olan dini ve beşeri insani kaynaklar diyoruz biz buna. Şimdi arkadaşlar bir kere insanlar toplu halde yaşayacaklar. İlk siyasi organizasyonların kurulmasında hukuka ihtiyaç var. Çünkü o dönemde sen bir düzen sağlamak istiyorsan hukuk kuralların olacak. İnsanların belirli yerlerde durması gerekecek ve hukuk kuralları ilk etapta arkadaşlar kutsal kitaplardan alacaklar ve gelenek, görenek ve akıldan almışlardır. Yani töre, gelenek, görenek ve kutsal kitaplardan oluşacaktır. İlk hukuk kuralları arkadaşlar sözlü hukuk kurallarıdır. Bunlar da tabii sosyal hayatı, ekonomik ve siyasi yapıyı güçlendirecek. Bizde ise bu çok önemli. Bizde töre var arkadaşlar. Halen töre diyoruz. Töre. Töre nedir? Aslında bizim atalarımızın gelenekleri, göreneklerinden oluşan bu sistemdir. Ve Türklerde töre çok önemlidir arkadaşlar. Töre çok çok önemlidir. Şimdi yine Türklerde eşitlik, iyilik, adalet, faydalı olmak gibi değiştirilemeyen kurallara sahip töre hükümleri Hakan dahi herkes uymak zorunda. Yani Hakan diyemez ki ben bunu değiştireceğim diyemez töre. O zaman devreye girer. Yani demek ki Hakan sonsuz yetkiye sahip değildir. Türklerde hukukun üstünlüğü bir nevi daha fazladır arkadaşlar. Evet, Urgakin adaletnamesine bakalım. Urgakin'e biliyorsunuz Sümer kralı. Ve Lagash'ın da aynı zamanda yöneticisi kendisi. Halkın huzursuzluğunu gidermek için ne yapacak? Yol düzeni sağlamak için bir adaletname yapıyor. Bu adaletname tarihte bilinen ilk yazılı kanun olan Urgakin'a kanunlarıdır. Bunu bileceğiz. Sümerler'de tabi kanunlar fidye ve bedel esasına dayanıyor arkadaşlar. Yani Babiller'deki bir kısasa değil. Fidye ve bedel ödeyip kurtulabiliyorsun. Mülkiyet hakkı, vergi affı, fiyat ayarlaması gibi konularda yer verilecektir. Evet, Hammurabi kanunlarına bakalım. Bu kısastır arkadaşlar. 282 maddeden oluşacaktır Hammurabi kanunları ve Sami geleneklerinden oluşacaktır ve Sümer kanunları da elbette bunun oluşmasını etkileyecektir. Bunlar da kısastır. Birini öldürdün, sen de öldürsün. Bunun gibi düşüneceksiniz arkadaşlar. Hammurabi zaten kendisini aynı zamanda zayıfların ve öksüzlerin de koruyucusu, Tanrı Marduk adına ülkeyi yöneten adil ve insancıl bir hükümdar olarak da tanıtacaktır arkadaşlar. Şimdi bu Hammurabi kanunları ise arkeolog
Shell'in arkadaşlar 1901'de Hammurabi kanunlarının yazılı olduğu stel dediğimiz bu taşlar var arkadaşlar. Taşları bulacak, araştıracak ve Fransa'daki Louvre Müzesi'nde sergilenecektir. Bu Hammurabi kanunları dine dayalı değildir. Bakın dikkat edeceğiz. Bu açıdan laik hukuk anlayışının ilk örneği kabul edeceğiz Hammurabi kanunlarını. Bize burada ne önemli? Babil'lere aittir. Kral Hammurabi yapmıştır. Laik bir hukuk anlayışının örneğidir diyeceğiz ve sert kanundur diyeceğiz. Evet, Hititlerde de hukuk var. Hititlerde daha çok medeni hukuk var. Mezopotamya uygarlıklarına göre daha böyle hafif hukuk kuralları olacaktır. Tabii içerik bakımından dediğim zaman biraz daha farklı dedik. İnsancıl biraz daha Hititler, Sümerler veya diğer uygarlıklara göre. Tabii hukuk İtitler'de hukuk tarihi ilk defa bilerek ve kazara adam öldürmeyi birbirinden ayırmıştır arkadaşlar. Mesela ölüm ve işkence cezaları yerine tazminat hükümlü getirmiştir. Bir ücret ödüyorsun ve o suçtan kurtulabiliyorsun. Devlette işlenen suçlarda kolektif cezalar, yani kişiye değil aileye verilen cezalar uygulanması getirilmiştir arkadaşlar. Bu da önemli bizim için. Cezaların tatbikinde sosyal sınıf farklılıkları gözetilmiştir. Bu da önemli arkadaşlar. Anadolu'da yazılıların ilk defa oluşturan Hititler aile, mülkiyet, ceza ve ticaret alanlarında sistematik devlet kanunlarında yapacaktır. Yine burada arkadaşlar kadın ve erkek her koşulda eşit sayılacaktır ve cinsiyet ayrımcılığı yapılmamıştır. Bu da önemlidir. Kadınlar arka planda tutulmuyor. Erkeğine hakka sahipse kadın da o hakka sahip oluyor. Hititlerde davalar saray kapısı, kralın kapısı, yüksek mahkeme dediğimiz yerlerde görecektir. Aslında baktığımız zaman Hititlerde cezalar fidye usulüne dayanıyor arkadaşlar. Şimdi sorularda gelirse Hitit Babil karşılaştırması ne diyeceğiz? Hititlerde daha hafiftir. Medeni kanunun ilk örnekleri Hititlerde görülür ve fidyeye göre cezalar oluşturulmuştur. Evet, İbraniler arkadaşlar zaten tek tanrılı dine inanan ilk medeniyettir arkadaşlar. Ve bunlar Hazreti Musa'ya bildirilen 10 emirle birlikte hareket edeceklerdir arkadaşlar. Musevilik dini Hazreti Musa'dan gelir, tek tanrı dindir. Evet. Burada 10 emirden örnekler var. Bunları okursunuz arkadaşlar. Yine Hammurabi kanunlarından örnekler ve Hitit kanunlarının bazı örneklerimiz var. Bunlara bakabilirsiniz. Biz ÖSYM sorusunu çözelim. 2019 AYT'de çıkmış. Ünlü Hammurabi kanunlarını hazırlayan Hammurabi aşağıdaki hangi ülkenin hükümdarıdır? Bakın böyle sorular geliyor. Akat demiyoruz, Sümer demiyoruz, değil mi? Hitit demiyoruz, Elam demiyoruz. Babil diyoruz. Cevabımız Deniz'di. Arkadaşlar bunu tam tersi farklı da sorabilirdi. Urgakina kralı, Urgakina kanunlarını hazırlayan Urgakina hangi ülkenin hükümdarıdır deseydi o zaman da Sümerler cevabını verecektik.